TASAŞ Alüminyum'un katkılarıyla Güne Bakan Hakan sosyal medya yayını başlıyor. TASAŞ Alüminyum'un katkılarıyla Güne Bakan Hakan sosyal medya yayını başlıyor. TASAŞ Alüminyum'un katkılarıyla Güne Bakan Hakan sosyal medya yayını başlıyor. Geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Sosyal medya üzerinden ben Güne Bakan Hakan sizlere merhabalar diyoruz efendim. Yeni bir gün, yeni bir gündem. Hayatın içerisinde ne varsa sosyal medya üzerinden bizleri izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Gelişmelere birlikte şu anda bakıyoruz ve hayatın içerisindeki gelişmelerde her ne var ise sosyal medyadan efendim bizleri izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bugün tabii Güne Bakan Hakan'ın beğen sayfasından sizlere merhabalar dedik. Sesimizin ulaştığı, görüntümüzün ulaştığı her yere ve herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Ve bu güzel yayında tabii sizleri ilerleyen dakikalara kadar şehrimizde ne var ne yok diye efendim hepsini bir bir paylaşacağız. Hepsini bir bir sizlerle güzel bir şekilde yaşayacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi sosyal medya üzerinden bizleri takip eden, bizlere merhabalar diyen efendim izleyenlerimize de biz bugün de gündem içerisindeki gelişen haberleri aktaracağız, paylaşacağız efendim. Hadi bakalım neler var neler yok. Ekranları karşısında bizleri izleyenler, bizler efendim şu anda takip edenler günü, gündemi, hayatı sizlere bir bir aktaracağız. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar bu paylaşımları sizlere duyuracağız sevgili izleyenlerimiz. Evet, gündemde neler var? Tabii ki salgınla ilgili sevgili izleyenlerimiz, gündem içerisinde gelişmeler, özellikle Sağlık Bakanı Sayın Koca'nın yapmış olduğu açıklamalar ve bu yapmış olduğu açıklamalar içerisinde gündeme düşen konu başlıkları, bunlara tabii ki bakacağız. Bunları efendim gözden geçireceğiz. Bu gelişmeler içerisinde her ne var ise biz efendim elimizden geldiği kadar aktaracağız. Tabii memleketimizde artık havalar iyiden iyiye soğumaya başladı ve bu soğuk havalarda da daha çok dikkat edeceğiz. Çünkü salgının yayılma riski her geçen gün artıyor. Her geçen gün sevgili izleyenlerimiz salgınla ilgili hayatını kaybeden vatandaşların sayısı da artıyor. Yani biz bu tabii ki salgını artık hayatımızda bir şekilde bu salgın yer edindi. Ve önümüzdeki yılda bu salgınla ilgili tabii ki bu şekilde bir sürüş gerçekleşecek veya devam edecek. Çünkü aşı çalışmaları ne kadar devam etse de yine insanoğlu bu salgının içerisinde hayatını sürdürmeye çalışacak. O yüzden biz dikkat edelim lütfen. Birbirimize karşı bu yönde ne yapacağız? Hassas olacağız. Sosyal mesafemiz, hijyendi, maskeydi vesaire bu gibi kuralları hep hayatımızda yer edindireceğiz. Bunları tabii ki bulundurduğumuz müddetçe salgınla ilgili de inşallah daha az can kaybı olur diye temenni ediyoruz. Birazdan tabloya bakacağız. Tabloda tabii ki durum iç açımı değil. Ne yazık ki değil. Çünkü her geçen gün hem ölüm sayıları, vefat sayıları artarken hasta sayılarında da artış yaşanıyor. Dün bilim kurulu toplantısı sonrası Sayın Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı sevgili izleyenlerimiz açıklamalarda bulundu. Yapmış olduğu açıklamalar içerisinde Sivas'ta tabii ki konular arasında geçiyordu. Birazdan
onlara da değineceğiz. Sağlık Bakanlığı açıklamalarına da şöyle bir bakacağız. Ama dilerseniz önce hemen bir tabloyu ekranlarınıza getirelim. Dün 19 ila 20 saatler arasında bu tablo sevgili izleyenlerimiz gündeme düştü ve bu tabloda neler yer alıyor? İşte görmüş olduğunuz gibi tablodaki rakamları sizlerle şu anda paylaşıyoruz. Sizlerle şu anda bu tabloyu görmektesiniz ve hemen tablodaki genel durumu da sizlere aktarıyoruz, paylaşıyoruz. Tabloda ne yazıyor? Efendim test sayısı 204.414 kişi sevgili izleyenlerimiz. Bu rakamlar günlük test sayısını göstermekte. Test sayısına istinaden tabii ki hemen altında vaka sayısını şu anda sizlere paylaşıyoruz ki görüyorsunuz ekranlarda. Vaka sayısında ise 31.712, yani vaka sayısında da her geçen gün artış olduğu gözlemlenmekte. Her geçen gün bu artışın olduğunu sizler de görmektesiniz sevgili izleyenlerimiz. O yüzden diyoruz ki sizler de tabii ki dikkat edin, dikkatli olun diye bunu da bir kez daha sizlere hatırlatıyoruz. Hemen tablomuzdaki diğer durumları şöyle bir gözden geçirelim. Rakamlar üzerine tabii ki günlük olarak bu tablo paylaşılıyor. Biz de ekranlarınıza bu tabloyu getiriyoruz, yansıtıyoruz. Hayatını kaybedenlere hemen bakalım, 217 kişi. Hasta sayısı 6213 kişi olurken 217, dediğimiz gibi yani ölüm sayıları sevgili izleyenlerimiz, vefat sayıları artıyor. Dikkatli olmak lazım. Bu yönde tabii ki dikkat etmek gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. Biz de diyoruz ki bu yönde sizlerin gerçekten dikkat etmesi gerekiyor. Dikkatli olması gerekiyor. Bunun için de yapacağınız tek şey bu kurallara riayet etmek, kurallara uymak sevgili izleyenlerimiz. Eğer kurallara uyar isek bu yönde daha sağlıklı günler bizleri bekler diye temenni ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. O yüzden vefat edenlere de Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz ve hemen altındaki rakamları şöyle bir gözden geçirelim, bakalım neler var. İyileşen hasta sayısı 5846 olarak geçiyor sevgili izleyenlerimiz. İyileşen hasta sayısında da rakamlar bu yönde. 5846 sevgili izleyenlerimiz rakamları görüyorsunuz ve işte Sağlık Bakanlığı bu tabloyu her gün açıklıyor. Tabii hayatlarını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Aman dikkat diyoruz efendim. Biz de Sağlık Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu bu tabloyu ekranlarınıza getirdik. Ekranlarınızda şu anda sizlerle paylaştık. Gündem başlıklar arasında her gün Güne Bakan Hakan programında sosyal medyadan bu paylaşımları da sizlere bir bir aktarıyoruz. Bir bir paylaşıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Hemen bakalım başka neler var gündem içerisinde. Tablomuzu şöyle bir ekrandan kaldıralım ve hemen kendimizi ekrana getirelim. Evet, bakıyoruz hemen. Şimdi Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu tabii ki Bakan Koca. Özellikle geçtiğimiz hafta Sivas riskli iller arasında yer alırken Sayın Bakan Koca'nın yapmış olduğu açıklamalara istinaden hemen şöyle haber notlarımızı da gözden geçirelim. Bakan Koca'nın açıklamaları içerisinde dediğimiz gibi özellikle Sivas'ın artık risk konusunda biraz daha aşağılara düştüğünü Sayın Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamalarda dile getirdi. Dün akşam toplandı biliyorsunuz bilim kurulu ve bu yönde illerle ilgili de açıklamalar yaptı. Yapmış olduğu açıklamada vaka sayısının Sivas'ta, hani İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas iller arasında yer alıyordu. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de vaka sayısı, vaka artışında bir düşme olduğunu söyledi. İyi ki de düşmeye başladı. Çünkü hafta sonu sokağa çıkmak istemesinden dolayı insanlar biraz kendisine daha çekidüzen vermiş oldu sevgili izleyenlerimiz. Bu da tabii ki önemli bir adım. Yani bu düzenlemeler içerisinde sevgili izleyenlerimiz gerçekten atılan adımlar yerinde olduğu müddetçe, biraz daha böyle insanoğlu kendisine çekidüzen verdiği müddetçe ne oluyor? Tabii ki vaka sayılarında her geçen gün düşüş sağlanıyor. Bakan Koca da bunları açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sivas gibi illerde vaka artışının düşmeye başladığına
Özellikle iller bazında da bunu vurgu yaptı. Tabii vaka düşmeye başladı diye biz de bir böyle kendimizi salmıştık olmasın diyoruz. O yüzden lütfen daha dikkatli olalım ve birbirimizi bu konuda anlayışla karşılayalım. Evet efendim, gelişmeler, gündem başlıklarında neler var, hepsini bir bir ekranlara taşımayı sürdürüyoruz. Sizlerle gündemdeki konu başlıklarını bir bir yayınlamaya devam ediyoruz. Bakalım başka neler var gündem içerisinde, gelişen haber başlıkları arasında. Bugün 10 Aralık sevgili izleyenlerimiz, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Tabii 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde hepimizin daha böyle insanca yaşayabileceği, hepimizin daha saygın bir şekilde yaşayabileceği bir dünya oluşturmamız gerekiyor. İşte bu dünyayı da biz birlikte oluşturabiliriz ancak, değil mi? İnsan Hakları Günü dolayısıyla biz de tüm insanların daha sağlıklı, daha güzel, daha özgür, daha insanların birbirini anlayışla dinleyebileceği, anlayışla bir dünya olması temennisiyle biz de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları'nı kutluyoruz sevgili izleyenlerimiz. Tabii tüm dünya açısından büyük önem taşıyan bir gün ve Dünya İnsan Hakları Günü'nde birçok yani işte etkinlikler, insanlar birbirine karşı bugünün anlamına yönelik açıklamalar gündeme geliyor ki insan hakları evrensel bildirisinin kabul edildiği gün olarak geçiyor bugün. 10 Aralık 1948'den bu yana Aralık'ta kutlanan, yani Aralık ayının 10. gününde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşmeleriyle işte İnsan Hakları Günü de böyle bir bildiri yayınlıyorlar ve bu bildiri sonucunda da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü böylece tüm dünyada kutlanmaya başlıyor sevgili izleyenlerimiz. Evet, biz de ne diyoruz? İnsanların birbirini anlayabileceği, insanların birbirini dinleyebileceği, birbirine daha saygılı davranacağı güzel bir dünya temennisiyle diyoruz. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü de kutluyoruz. Buradan tüm insanoğluna bir selam, güzel bir efendim mesajla göndermiş oluyoruz. Hemen şöyle bir bakalım. Tabii Sivas Valisi Salih Han da bu yönde bir mesaj yayınladı sevgili izleyenlerimiz. Yayınlamış olduğu mesajda da Vali Ayhan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı. Hemen onu da şöyle bir ekranlarımıza getirdik. Vali Ayhan'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne bir mesaj gündemdeki gelişen haberler arasında yer almıştı. Bunu da biz ekranlarımıza hemen paylaşmış olduk, getirmiş olduk. Evet, gündemde gelişen haberler, başlıklar ne varsa sosyal medyayı doğru, tarafsız, güzel bir şekilde tabii ki kullanıyoruz ve sizlere de sesimizin, görüntümüzün ulaştığı müddetçe ne yapıyoruz? Paylaşımlarımızı en doğru bir şekilde aktarmaya devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Hemen şöyle bir gözden geçiriyoruz neler var diye, tabii ki konu başlıklarımız arasında bir bir ekranlara yansıtıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Perşembe Pazarı vatandaşların daha sağlıklı, daha güzel bir şekilde hizmet alabilmeleri için Perşembe Pazarı'nın üzerinin kapatılması projesi hayata geçti. Biliyorsunuz Sivas'ta diğer pazar yerlerinin üzerleri kapatılmış vaziyette. Perşembe Pazarı'nın üzerinin kapatılması için de çalışmalar başladı. Sayın Hilmi Bilgin de burada inceleme yaptı ve bir gün pazar, 6 gün otopark dedi. Perşembe Pazar yeri bir gün pazar yeri olarak kullanacak. 6 günde kapalı otopark olarak bölgeye, çevre sakinlerine, mahalle sakinlerine burada tabii ki kapalı alan, üzeri kapalı alan hizmet verecek. İncelemelerde bulundu. Bakalım Sayın Bilgin burada yapmış olduğu incelemelerde neler söyledi diye merak ediyorsanız hemen onları da biz ekranlarınıza şöyle bir getirelim ve haberimizden sonra devam edeceğiz. Söz konusu yer yaklaşık 5000 metrekare kapalı alan olup haftanın 6 günü yaklaşık 170 araca otopark olarak hizmet edip Perşembe günlerde hem bu bölgedeki Ali Baba, Orhan Gazi, Ali Baba mahallesindeki hemşerilerimize, Abdülvahap Gazi mahallesindeki hemşerilerimize pazar alışverişlerinde hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilecekleri bir ortam oluşacak. Hem de Perşembe günleri burada ticaret yapan esnafımız soğuktan, sıcaktan, rüzgardan, yağmurdan korunarak hemşerilerimize daha nitelikli bir hizmet edecekler. İnşallah önümüzdeki süreçte de diğer pazar yerlerimizi, çarşamba pazarı, pazar pazarı, salı pazarı olmak üzere tüm pazar yerlerimizde şehrimize hem estetik olarak hem de nitelikli olarak hem pazar yeri hem de haftanın diğer 6 günü de bölgeye otopark olarak hizmet edecek şekilde
inşa edeceğiz. Hep şunu söyledik. Şehre değer katacak, insana dokunan, insanın yaşamını kolaylaştıracak, yaşamını kaliteleştirecek hizmetleri hep birlikte inşa edeceğiz. Bizler eser üreteceğiz. Bizim adımıza da inşa etmiş olduğumuz eserler konuşacak. Bu şehri yaşanılabilir bir şehir yapabilme noktasında her zaman söylediğimiz gibi şehrin tüm dinamikleriyle birlikte insana dokunan ve şehirdeki ihtiyaç sıralamasını da önceliğe alarak eserler inşa edeceğiz. Bugün yerin incelemede bulunduğumuz Perşembe Pazarı inşaatı da hayırlı olsun. Ne zaman bitireceğiz? Allah izin verirse 6. ayın sonu gibi. İnşallah Ramazan bayramı sonrasında da hizmeti açmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hilmi Başkanım'la beraber mahallemizde güzelleşmeye başladı. Seçimden önce vermiş olduğu bütün sözleri, gerek Abdülvahap Gazi caddemizle ilgili başlayan, işte Ali Baba'daki Abdülvahap Gazi göbeğimiz, Perşembe pazarımızın da üzerinin kapanmasını, mahalleliye yakışır bir semt pazarı yapacağını seçimden önce söylemişti. Aksu Deresi'ni de yine söz vermişti. Orayı da Allah nasip kısmet ederse pazarımızla birlikte yapılacağını başkanımdan yine teyit ettik. Her şey mahallemiz için diyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, görmüş olduğunuz gibi işte Belediye Başkanı Sayın Bilgin Perşembe Pazarı alanı üzerinde incelemelerde bulundu ve bu yapmış olduğu incelemelerde işte bu pazar yerinin yakın zamanda bölge halkına hizmet vereceğini duyurdu ve bir gün pazar, 6 günde sevgili izleyenlerimiz burası güzel bir şekilde vatandaşlara otopark hizmeti vereceğini duyurdu. Bakalım başka neler var? Gündem, gelişmeler, hayatın içerisindeki olup biten haber başlıklarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Gelişmeleri, gündemin içerisindeki olup biten haber başlıklarını biz efendim Güne Bakan Hakan sayfasından sizlere aktarıyoruz. Tabii ki bugün sayfadan yayın yaptık. Sizlerin de Güne Bakan Hakan sayfasını beğenmenizi rica ediyoruz. Artık çünkü belli bir şekilde Güne Bakan Hakan alanında yer olmadığı için bu sayfayı oluşturduk ve bu sayfada da artık programlarımızı inşallah sağlıklı bir şekilde duyuracağız. Sizler de bizleri beğenerek, bildirimleri de açık tutarak programımıza başladığımız anda canlı yayının sizlere ulaşmasını böylece sağlamış olursunuz. Lütfen bizlere bu konuda da sosyal medya üzerinden de desteğinizi esirgemeyin diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet, şimdi söz ve tabii ki konu belediyeden açılmışken sevgili izleyenlerimiz, şimdi biliyorsunuz belediye meclis toplantısı gerçekleşti sevgili izleyenlerimiz. Aralık ayı ikinci birleşimi gerçekleşti ve burada eller havaya kalktı. Ve eller neden havaya kalktı diye hemen merak ediyorsanız onu da şöyle hemen sizlerle hatırlatalım, paylaşalım. Evet, ekranlarınızda şu anda işte hemen bir fotoğraf karesini getirelim. Evet. İşte Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başkanlığında Sivas Belediyesi Meclisi toplantısı, daha doğrusu Aralık ayı ikinci birleşimi toplantısı gerçekleşti ve bu toplantıda eller havaya kalktı. Evet, eller havaya kalkınca tabii ki mecliste kararların alınması, mecliste efendim alınan kararların da oylanması için tabii burada bu eller havaya kalktı. Onu da hemen sizlerle şöyle bir ekranlara getirelim. Evet. İşte Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin meclisi yönetti ve 3 karar birden onaylandı. Eller havaya kalktı. Hangi kararlar diye hemen merak ediyorsanız sevgili izleyenlerimiz, bunları da tabii ki sizlerle paylaşalım. Şehrimiz için olumlu yönde kararlar alındı. Evet, meclisten bir efendim dükkanı kapalı olan esnafa can suyu kredisi. Bakın bu çok önemliydi. Geçtiğimiz günlerde sektör temsilcileriyle belediye başkanı ve oda başkanları bir araya geldi ve dükkanları kapalı olan esnaflar için 1500 TL. Tamam, rakam belki ilk etapta insanlara nasıl olacak, yani bizim yaralarımızı sarmaya yeter mi şeklinde sorular tabii ki olsa da akıllarda, en azından bir 1500 TL yardım yapılacağı böylece kamuoyunda çok güzel bir şekilde karşılandı. Dükkanı kapalı olan esnafa 1500 TL, aynı zamanda belediye kiracıları, yani belediyenin şehrin belli yerlerinde işletmeler var. Buralarda tabii kiracı olan esnaflar var. İşte o kiracı olan esnafların kiraları da 3 ay ötelendi. Yine aynı zamanda 2021 yılında suya zam verilmedi sevgili izleyenlerimiz. İşte meclisten bu 3 tane önemli karar gündeme düştü. Biz de bu 3 kararı sizlerle böyle paylaşmış olduk. Tabii
Önemli gerçekten sevgili izleyenlerimiz, çünkü esnafımız adına, vatandaşımız adına bu konu hepimizi ilgilendiren bir konu ve özellikle tabii ki suya zam gelmemesi de bizleri bu yönde mutlu etti sevgili izleyenlerimiz. İşte ekranlarınıza hemen getirdik. İş yeri kapanan esnaflara belediyeden 1500 TL destek, bu şekilde bir de afiş yayınladılar. Biz de bunları duyuruyoruz. Suya zam yapılmadı. Belediye kiracısı olan esnafların kiraları 3 ay ötelendi. Yani 3 ay sonra kira ödenmesi şeklinde karar alındı. Mecliste eller bunlar için kalktı sevgili izleyenlerimiz. Peki bu yönde tabii ki gerçekten suya zam gelmemesi hepimizi de mutlu etti. Diğer bir hemen haber, esnafın yanındayız diye bir paylaşım da vardı. Onu da hemen sizlerle şöyle bir ekranlara getirelim. Hepsini paylaşmaya çalışıyoruz tabii ki. Ve gündemdeki önemli konulardan biri buydu. Ve suya zam gelmemesi de hepimizi mutlu etti. 2020 yılında da Sayın Başkan zam yapılmadığını özellikle vurgu yapmış, duyurmuştu. Açıklamalara da birazdan bakacağız. Neler söyledi onları da sizlere aktaracağım sevgili izleyenlerimiz. Ekranlarınızda şu anda işte Sivas Belediyesi'nin Aralık ayı Meclis 2. Bileşiminin toplanması sonucunda açıklamalar gündeme geldi ve başka neler vardı? Şöyle bir gözden geçiriyoruz ve haber başlıklarını sizlerle ekranlarda şu anda paylaşıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet, suya zam gelmemesi gayet güzel. İşte belediye kiracısı olan esnafların 3 ay kiralarının ötelenmesi, bu da çok güzel. Esnafa 1500 TL bir can suyu desteği, bu da yerinde bir karar. Meclis el kaldırdı, 3 karar birden onaylandı sevgili izleyenlerimiz. Vatandaş bu yönde mutlu oldu. Efendim ayrıca Sivas Belediyesi mülkiyetinde bulunan, yani dedik az önce kiracısı olan belediyenin 3 ay kirayı öteleme fırsatı böylece meclisten çıkan kararla onaylanmış oldu. 1500 TL can suyu kredisi ve suya da zam yapılmadı sevgili izleyenlerimiz. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin meclis toplantısı sonrası şunları söyledi. Yük olan değil, yük alan belediyecilik anlayışıyla içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte esnaf ve vatandaşlarımıza desteklerimiz devam ediyor. Bu anlamda geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da suya zam yapmıyoruz. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Evet, yani alınan bütün kararların hayırlı uğurlu olmasını özellikle vurgu yaptı ve esnafın yanındayız dedi. İşte yapmış olduğu açıklamalarda sevgili izleyenlerimiz esnafların dükkanı kapalı olanlar için özellikle, ama tabii burada kimlere, nasıl, ne şekilde verileceği konusunda da bir açıklama gündeme yakın zamanda daha detaylı düşeceğini tahmin ediyoruz. Genelge kapsamında kapanan belediyemiz kiracısı esnaflarımızdan Aralık, Ocak ve Şubat aylarında kira alınmayacak. Genelge kapsamının dışında kalan ve faaliyetlerini sürdüren belediyemiz kiracısı esnaflarımızdan Aralık, Ocak ve Şubat ayı kiraları faizsiz ötelenecektir. Belediyemiz mülkiyetlerinde kiracı olan esnaflarımıza 2020 yılı içerisinde kira artışı yapılmayacaktır şeklinde Sivas Belediyesi meclisinde hem suya zam gelmedi, hem işte bu kiracıların kiraları ötelendi, zam yapılmayacağı duyuruldu. Hem de aynı zamanda sevgili izleyenlerimiz az önce de söyledik, meclisteki alınan kararlarla birlikte 1500 TL bir ödeme vatandaşlara, yani daha doğrusu dükkanı kapalı olan vatandaşlara ödeme yapılacağının altı çizildi. Ve Başkan Bilgin 2021 yılında suya da zam yapmıyoruz dedi sevgili izleyenlerimiz. Gündemdeki önemli konulardan bir tanesiydi. Şehrimiz için önemli konulardan biriydi. Belki de meclis bu 3 kararı geçmişten bugüne değil mi peş peşe en hızlı bir şekilde aldığını da görebiliyoruz. Şehrimize, halkımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun efendim. İnşallah tabii ki bu salgın günlerinde hep birlikte bu salgın üstesinden geliriz de daha rahat, daha güzel bir şekilde dünyada bir arada yaşamaya devam ederiz. Evet, günü gündemi hayatı paylaşmaya devam ediyoruz. Gelişmelerde ne varsa sosyal medyadan, efendim Güne Bakan Hakan sayfasından bizleri tabii izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. İlerleyen dakikalara kadar biz de gündemdeki haber başlıkları arasında her ne var ise sosyal medya üzerinden paylaşımlarımızı yapıyoruz. Bu paylaşımlarla bizleri tabii sizler de daha yakından takip etme şansına sahipsiniz. Daha fazla kişiye de bizim ulaşmamız gerekiyor. Daha fazla kişiye de bizi ulaşarak bu yayınları
iletmemiz lazım. Bu da sizlerin tabii ki sayesinde olacak. Sizlerdir efendim bizim canlı yayınlarımızı en azından bir elin nesi var, iki elin sesi var diyerek paylaşımlarınızı daha çok kitleye bizim paylaşmanızı rica ediyoruz. Bakalım başka neler var gündemdeki konu başlıkları arasında sevgili izleyenlerimiz. Evet, ihracat konusunda Sivas, evet, iyi yerlere yavaş yavaş efendim kendimizi yerleştirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz tabii ki günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM bir açıklama yaptı ve açıklamada neler vardı? Ekranlarınıza getirelim. Sivas Valiliği paylaştı ve Sivas'ta ihracat geçen yılın verilerine göre artış gösterdi sevgili izleyenlerimiz. Güzel bir gelişme. Yani salgınla ilgili bir dönemdeyiz ve bu dönemde hani şehirlerin ihracat rakamlarının yüksek olması gerçekten hepimizi mutlu ediyor. İhracat ne kadar çok yüksek olursa en azından şehrimize nakit girdisi de o kadar çok olur sevgili izleyenlerimiz. İhracat anlamında Ocak-Kasım ayları arasında, yani 2020'nin Ocağı ve bu ayın Kasım, yani işte geçen bu zaman zarfında sevgili izleyenlerimiz görmüş olduğunuz gibi 68 milyon 768 bin dolarlık bir ihracat yapıldı. Birinci organ sanayi bölgesi başta olmak üzere ilçelerimizden de katkı sağlayan ve Covid-19 salgınına rağmen, bakın içinde bir yaşadığımız süreçte bir salgınla mücadele ediyoruz ve üretim, İstihdam. Bunlar hep şu anda biliyorsunuz hayatımızda, özellikle insanlar, işinden olan insanlar yok mu? Var tabii ki. Ekonomik sıkıntı içerisindeyiz ve iş insanları veya da iş yerleri bu yönde birçok sıkıntıyı yaşarken ihracat anlamında rakamların yüksek olması da en azından bir nebze sahayı mutlu etmişe benziyor sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki tüm kişiler azimle bu işi tabii ki çalışıyoruz ve hep beraber, yani her şeye rağmen bu dünyanın daha iyi günleri göreceği yönünde adımlarımız atılıyor. İşte Ocak-Kasım ayları arasında 68 milyon 768 bin dolarlık bir ihracat gerçekleşti Sivas'ta sevgili izleyenlerimiz. Bu da gündemdeki gelişen haber başlıklarımız arasında yer alıyordu. Ekranlarınıza şu anda yansıttık. Yani TİM verileri, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgileri sizlere aktarıyoruz ve 2020 yılının 11 aylık döneminde dünyayı etkisini altına alan koronavirüs salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yani geçtiğimiz 2019'u kıyasladığımız anda, ele aldığımız anda 2020 yılı, yani Ocak ve Kasım ayları arasında işte ihracatta bir artış gözle görüldü ve 2020 yılı Ocak-Kasım ayları arasında 68 milyon 768 bin dolarlık ihracat yapıldı. Sivas ihracat verilerini biz de TİM, yani Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2020 yılının Ocak-Kasım dönemine ilişkin açıklamış olduğu verileri sizlerle paylaştık. Tabii bu yönde Sivas'ın önemli markaları, Sivas'ın önemli firmaları da ilk 1000 ihracatta, Türkiye'de ilk 1000 firma arasına girmeyi de başaran Estaş da var biliyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Estaş da ilk 1000 firma arasında 760. sırada yerini almıştı. TİM verileri işte bu yönde açıklandı. Biz de sizlere efendim bu verileri böylece sağlıklı bir şekilde paylaşmış olduk. Çalışmaya, üretmeye devam diyoruz. Tabii ki Sivas olarak kalkınma anlamında iyi bir şekilde yerimizi koruyalım diye temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız. Tabii ki hep birlikte, bir arada daha güzel. Bu şehrin daha iyi yerlere gelmesi için 7'den 77'ye herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. Şimdi yine devam ediyoruz. Gelişen ve gelişmekte olan haber başlıkları arasında neler olduğunu tabii ki aktarırken Sayın Bakan Koca sevgili izleyenlerimiz işte açıklama yaptı. İller bazında çeşitli tabii ki yapmış olduğu açıklamalar içerisinde bu denetimlerin, kısıtlamaların hayatımızda yer ettiği için Sivas'ta vaka artışında da bir düşüş sağlandı. Bunun sebebi de tabii ki denetimler kararlılıkla sürdürülüyor. Bu yapılan denetimlerde vatandaşlar, yetkili birimler ve kurumlar tarafından bir bir uyarılıyor. Kurallara riayet edilmesi yönünde, maskeye, mesafeye, hijyene, gerekli bir şekilde toplumun içerisinde daha çok böyle insanların kalabalık olmadığı yerleri daha çok tercih etmeleri yönünde çeşitli uyarılar yapılıyor sevgili izleyenlerimiz. Denetimlere de Sivas Valisi Salih Ayhan her fırsatta eşlik ediyor sevgili izleyenlerimiz ve tabii ki bu bir seferberlik, yani hepimizin birbirini mutlaka dikkat ederek hayatı yürütmesi lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde hepimize büyük görevler düşüyor. İşte bu görevlerde kurallara
uymak zorundayız sevgili izleyenlerimiz. Koronavirüs salgınıyla baş etmek istiyorsak tabii ki aşıyla ilgili de çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği ve önümüzdeki günlerde de belki aşı tüm dünyada artık ülkeler tarafından şu anda alınmaya başladı. Tabii vatandaşlara belki de bu aşılar yavaş yavaş artık vurulmaya başlayacak. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tabii ki virüsle yüz yüzeyiz sevgili izleyenlerimiz. Mart ayından bugüne tabii ki bu yüz yüze kısmı gerçekleşmekte daha gideceğimiz, kat edeceğimiz yollar var. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bu yönde sağlık çalışanlarımıza da Allah yardım etsin. Onlar her zaman olduğu gibi bu işin en ön safhasındalar. Yani birinci sırada sağlıkçılarımız bu işin en ön saflarında yer almaktalar. Onlara da kolaylıklar diliyoruz. İşte Sağlık Bakanı da yine bu yönde dedi ki kurallara riayet ettiğimiz müddetçe vaka sayılarındaki düşüşü gözle görebiliyoruz dedi sevgili izleyenlerimiz. Aşının zorunlu olması gerektiğini düşünmüyoruz şeklinde aşıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Dünkü bilim kurulu toplantısında aşının zorunlu olması gerektiğini düşünmüyoruz. Bilim kurulu toplantısının ardından dün açıklamalar gündeme düştü. Bakan Koca toplantı sonrasında açıklamalar yapmıştı. Zaten sizler genel detayları dinlemişsinizdir. Biz yüzeysel olarak Bakan Koca'nın bazı söylemlerinden notları sizlere aktarmış oluyoruz sevgili izleyenlerimiz. Biz de tabii ki bu notları aktarırken Sivas'ta da denetimlerin aralıksız sürdüğünü, Sivas Valisi Salih Ayhan bu denetimlere her fırsatta eşlik ediyor. Her fırsatta denetimlerle vatandaşları da bir esnafları ziyaret ederek hatırlatmalarda bulunuyor. Denetimlere katılıyor Sivas Valisi Salih Ayhan. Dün de AVM'de faaliyet gösteren, dün akşam saatlerinde AVM'de faaliyet gösteren iş yerlerine, vatandaşlara uğrayarak burada çeşitli bilgilendirmeler yaptı. Yani bu görev hepimize düşüyor. Birbirimizi mutlaka uyarmamız gerekiyor. Hani 7'den 77'ye diyoruz efendim. Bu salgından bizim daha güçlü çıkabilmemiz için öncelikli olarak kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Sivas Valisi Salih Ayhan da her bulduğu fırsatla işte Sivas'taki sağlık ekibiyle, kurum ekipleriyle birlikte denetimlerin başında öncülük ediyor. Bulduğu fırsatta da iş yerlerini, vatandaşları gezerek bir uyarıyor sevgili izleyenlerimiz. Efendim devam ediyoruz. Günü gündemi hayatı, gelişen konu başlıklarını elimizden geldiği kadar bir tabii ki sizlere paylaşmaya devam ediyoruz. Gelişen haberlerde neler var? Tabii ki bu haberimiz de çok önemli. Çünkü Sivas'ımızın parlayan yıldızı sevgili izleyenlerimiz, Yıldız Dağı biliyorsunuz. Bu konuda Sivas'ımızın geçtiğimiz yıllarda hayatımıza girdi ve hem yazından hem de kışından, yani karından da yazından da güzel bir şekilde faydalanacağımız çok özel bir yer oldu. Hemen şöyle bir fotoğraf karemizi ekranlara bir yansıtalım, paylaşalım sizlerle. Yıldız'la Tokat arasında yol çalışması sevgili izleyenlerimiz. Bu tabii ki devam eden çalışmalar arasında. Çevre illerinde Yıldız Dağı'ndan faydalanması anlamında çalışmalar yapılıyor. İşte Yıldız Dağı yeni yolu tamamlanarak trafiğe açıldı. Yani Tokat Yıldız Dağı'na daha da yaklaşmış oldu. Böylece çünkü Yıldız Dağı'nın cazibe merkezi olabilmesi için yol konusunun geçtiğimiz yıllarda bir an evvel çözülmesi için yetkililer kolları sıvamıştı sevgili izleyenlerimiz ve Sivas Valisi Salih Ayhan da Sivas İl Özel İdaresi Sayın Genel Sekreteri Nayman Bey ile Yıldız Dağı yeni yolunda incelemelerde bulundu. Bu yolun Tokat arası, Yıldız Dağı arasındaki yolun tamamlanarak trafiğe açıldığını duyurdular sevgili izleyenlerimiz. Biz de hemen ekranlarınıza getirdik. Emniyetli, hızlı ve kolay ulaşımın kış turizminin en önemli bileşenlerinden olduğunu ifade eden Sivas Valisi Salih Ayhan, komşumuz Tokat ile Yıldız Dağı Kayak Merkezi arasında yolun standartları yükseltildi. Trafik güvenliği sağlandı dedi ve Tokat Yıldız Dağı'na daha da yaklaştı. Yani Tokat'tan vatandaşların Yıldız Dağı'na gelmeleri için de daha sağlıklı bir yol inşa edilmiş oldu. Böylece yeni açılan güzergahta incelemelerde bulundu Vali Ayhan. Yaz boyunca Sivas İl Özel İdaresi'ni sürdürülen hummalı çalışmalar tamamlanarak yol trafiğe açıldı. Tokatlı kayak severlerimizi de merkeze daha kolay ulaşabilecekler dedi. İşte bu açıklamalarda Sivas Valisi Salih Ayhan'dan geldi sevgili izleyenlerimiz. Tabelayı da görüyorsunuz. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne Tokat ilimiz daha da yaklaşmış oldu. Zaten Sivas olarak biz gitme yönünde
hiçbir sıkıntımız yok. Ama çevre illerinde özellikle buraya gelebilmesi için yeni yeni yollar, yeni yeni adımlar atılmış oldu. Yine tabii ki bu yollar arasında bir yol daha var ki o da sevgili izleyenlerimiz Sıcak Çermik ile Yıldızdağ arasındaki yol. Bu da önemli. Neden diyeceksiniz? Akşam işte termale, gündüz ise kaya. Yani bu da güzel bir şey değil mi? Yani gidiyorsunuz gündüz efendim karla güzelce bir kayıyorsunuz. O atmosferi, oradaki güzel bir şekilde tabiatı, dağın, Yıldız Dağı'nın eteklerinde keyifli bir gün geçiriyorsunuz. Akşam da 4'ten 5'ten sonra diyorsunuz ki hadi bakalım şimdi de termal zamanı, nasıl? Sıcak Çermik'in suyundan da faydalanmanız için. İşte Yıldız Dağı Sıcak Çermik arasındaki 54 kilometrelik yolun birinci etabının da tamamlandığını duyurdu Vali Ayhan sevgili izleyenlerimiz. Yıldız Dağı Sporları Turizm Merkezi önemli bir merkez. Birazdan oradaki tabii yeni yapılan bungalov evlerini de paylaşacağız. Ama Sıcak Çermik arasında 54 kilometrelik bir bağlantı yolu. Bu yol şu anda çalışmalar sürüyor ve birinci etabının tamamlandığını ve standartları artırılan yol çalışmalarını yerinde inceledi Vali Ayhan. Karayollar 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz'dan da bilgi aldı sevgili izleyenlerimiz. Böylece tabii ki bu yol çalışması, yani Sıcak Çermik ile Yıldızdağ arasındaki yol çalışması da tamamlandığı anda Ankara'dan gelen, yani Yıldız ilinden gelen, batıdan gelen birçok vatandaş da hemen oradan şöyle bir sol yapacak, Yıldız Dağı yoluna dönüş yapacak. İşte ondan sonra da güzel bir kayak yapmanın, Yıldız Dağı'nda güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşayacak. Umut ediyoruz ki bu yolun diğer etap kısımları da bir an evvel biter. Böylece Sıcak Çermik ile Yıldız Dağı arasındaki yol çalışmaları da Sivaslılara, diğer vatandaşlara kazandırılmış olur diye temenni ediyoruz. Yıldız Dağı Sıcak Çermik arasında 54 kilometrelik yolun birinci etabının da tamamlandığını ekranlarınıza getirdik efendim. Şimdi tabii Yıldız Dağı'na gitmemiz için sebepler arttırılıyor. Yani Yıldız Dağı'na gitmek için gerçekten çok önemli nedenlerimiz olacak. Bunlardan bir tanesi de manzara müthiş. Şöyle sindire sindire fotoğrafları da sizlerle biraz paylaşalım ki Yıldız Dağı'na sizler de efendim gitmek için can atın diyelim. Evet. Tabii salgın günlerinde dikkatli olmamız lazım bu yönde. Açık hava. Gerçi vatandaşlar bu sene Yıldız Dağı'nın keyfini daha çok çıkaracağı benziyor. İşte şu anda arkamda görmektesiniz. Yıldız Dağı beyaza büründü. Yani kar yağdı Yıldız Dağı'na. Şimdi şehir merkezinde kar yok ama Yıldız Dağı biliyorsunuz rakım olarak yüksek bir yer. Ve artık Yıldız Dağı'nda beyaz bir örtü var sevgili izleyenlerimiz. Yıldız Dağı beyaza büründü. Çok güzel. Beyaza bürününce ne oldu efendim? İşte arkamda görmüş olduğunuz bu evler bu sene inşa edildi. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yapımı tamamlanan 10 adet bungalov evler ve işte bu alan incelemelerde bulundu yine Vali Ayhan sevgili izleyenlerimiz ve çalışmaların nasıl gittiğini, sezon hazırlıkları hakkında oradaki yetkili kişilerden bilgi aldı. Bungalov evlerinde hazır olduğunu şu anda görüyorsunuz. İşte buralar sevgili izleyenlerimiz konaklama yapmak isteyen vatandaşlar için 10 adet hazır. Herhalde şu andan itibaren dolmuştur diye temenni ediyoruz. 10 tane olduğu için birçok kişi hemen rezervasyon yaptırma yoluna gitmişlerdir diye bunu da söyleyelim. Görüntüleri tabi arkamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte görüyorsunuz Yıldız Dağı'nın eteklerinde güzel bir şekilde sizler de kışın böyle lapa lapa kar yağıyor veya işte beyaz bir örtünün içerisinde birkaç günlük böyle kafa dinlemek isterseniz Sivas Yıldız Dağı Kış Turizmi'ne sizlere bu merkeze davet ediyoruz. Yıldız Dağı'nın beyaza büründüğünü de ekranlarımızda bir bir paylaşıyoruz. Şöyle Yıldız Dağı'nı da sizlerle bir paylaşalım. Müthiş değil mi? Evet, Yıldız Dağı'na vatandaşlarımız sağlıklı bir şekilde ulaşabilmeleri için hem yol çalışmaları işte sağlıklı bir şekilde sürüyor. Sivas tarafından 58 kilometre biliyorsunuz tam da plakamıza uygun bir rakam.
Yıldızdağ beyaza büründü dedik. 10 adet bungalov evleri sevgili izleyenlerimiz bu sezon için hazırlandı. Hatta rezervasyon için internet sitesinden de girip inceleyebilirsiniz. Biz de Yıldızdağ'ımızın hem böyle duyurusunu hem tanıtımını, yani bir şehir yaşayan olarak bunlar da tabii ki bizim asli görevlerimiz, gerçekten diyoruz da şehrimizdeki birçok çalışmayı biz de bir şehir neferi olarak, şehrin tanıtımına yardımcı olan bir kişi olarak elimizden geldiği kadar bunları da duyurmaya çalışıyoruz. Amacımız nedir efendim? Bu şehre daha çok kişinin gelmesini sağlamak, daha çok insanların bu şehirden faydalanmasını sağlamak. Tamam, salgın döneminde insanlar şu anda gelip gidemiyor ama önümüzdeki yıllarda bunların daha fazla biz efendim faydasını göreceğiz. 10 adet bungalov ev yapıldı. Yıldızdağ eteklerinde şu anda yerini aldı. Biz de efendim bunları sizlerle paylaştık. Yıldızdağ'ın beyaza büründüğünü de duyurduk ve bu haberimizi de geride bırakıyoruz. Emeği, katkısı olanlara da sevgiler, selamlar, teşekkür ediyoruz. Efendim devam edelim. Günü gündemi, hayatı paylaşmaya devam ediyoruz. Tabi bugün Güne Bakan Hakan sosyal medya adreslerinden sevgili izleyenlerimiz bizleri tabii ki beğen sayfasından sizlere bugün, yani Güne Bakan Hakan sayfasından yayın yaptık. Çünkü artık sosyal medyadaki arkadaşlık istekleri de olduğu için bu beğen sayfasının daha çok kişilere ulaşması ve ulaştırılması anlamında sizlere de efendim biz bu konuda destek olmanızı bize rica ediyoruz. Tuğba Kızıl Toprak Ankara'dan sevgiler selamlar demiş. En başarılı gazeteci olarak bize böyle bir alkış göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Yani biz gerçekten şehire, sizlere, yani yaşayanlarımıza, yani Türkiye'nin sınırları içerisinde veya da dünyanın hangi yerinde olduğunuzu bilemiyoruz ama sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere doğru, tarafsız, objektif bir şekilde şehrimizin menfaatine, şehrimizin gerçekten kazanımlarının, değerlerinin yüksek bir şekilde olması sebebiyle biz bu yayınlarımızı elimizden geldiği kadar sürdürüyoruz. Amacımız nedir? Sosyal medyada bir saat boyunca insanları bilgilendirmek, yanlış olan bilgileri doğruya çevirmek, hatalı bir konu varsa bunu da düzeltebilmek bizim görevimiz olarak düşünüyoruz. Çünkü her haberin gündeme getirilmeyeceğini, her haberin de insanlara aktarılmayacağını da, bir de bir haberci olarak da bunu da özellikle çoğu programlarımızda vurgu yapıyoruz. Çünkü birçok şey konuşuluyor sahada, birçok şey yaşanılıyor ama önemli olan burada halkın bütünlüğü, şehrin bir bütünlüğü, bunları da korumamız gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. Şimdi Sivas İl Öz İdaresi yatırımlarıyla göz dolduruyor. 2020 yılında tabii birçok ilçeye özellikle bu yönde yatırımlar ve bu yönde adımlar atıldı. İşte bu ilçelerden bir tanesi de Ulaş ilçesi sevgili izleyenlerimiz. Sivas merkeze en yakın ilçelerimizden bir tanesi. Sivas İl Öz İdaresi 2020 yılı içerisinde Ulaş'a, bakın rakamı görüyorsunuz, toplamda 1.919.000 TL bir harcama yapıldığını duyurdu. Maşallah, gerçekten çok güzel. Sivas İl Öz İdaresi'ni bu yönde biz de tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bütün tabii ki ilçelerimize bu destekler, bu tabii ki harcamalar gerçekleşiyor. Sadece Ulaş için bu rakam değil sevgili izleyenlerimiz. Onun da altını hemen çizmiş oluyoruz. Ve hemen şöyle bir sevgili izleyenlerimiz ekranlarınızda onunla ilgili de kısa bir VTR var. Onu da şöyle bir ekranlara getirelim. Evet, arkamızda VTR dönsün. İşte rakamlar tek tek açıklanıyor. Sivas İl Öz İdaresi bu tabii ki haberi paylaştı. Biz de efendim hemen ekranlarımızda bunu sıcağı sıcağına getirelim istedik. Çünkü İl Öz İdaresi önemli bir birim sevgili izleyenlerimiz. Bütün köylere, ilçelere, beldelere, her yere ulaşmaya çalışıyor. Özellikle ilçelerdeki eksikliklerin tamamlanması anlamında İl Öz İdaresi yoğun bir çalışma içerisinde. İşte 2020 yılı, yani geride kalmak üzere Aralık ayındayız, son aydayız ve bu yıl geride kalırken Ulaş ilçesine Sivas İl Öz İdaresi geçtiğimiz günlerde Yıldız Evi'ne açıklamıştı. Toplamda 1.910.000 TL harcama yapıldığını duyurdu Ulaş ilçesine. Tabii Ulaş ilçesinde neler yapıldı? Köy DES programları kapsamında 7.2 kilometre yolda birinci kat asfalt çalışması ve 59 kilometre yolda ise ikinci asfalt çalışması tamamlandı. 7.6 kilometre yolda onarım, stabilize çalışması yürütülürken 1
bir adet menfezin yapımı da gerçekleştirildi. İlçe genelinde köylere 40.518 metrekare kilitli parke taşı gönderilerek köy içi yolların ve yolların düzeltilmesi ve köylerde yaşam kalitesinin artırılması da hedeflendi. Yine 2020 yılı yatırım programı kapsamında Ulaş ilçesinde 2 adet içme suyu projesiyle 4 adet kanalizasyon projesi tamamlandı. Tarımsal sulama projeleriyle ilçede 8 hektar alanda daha sulama gerçekleştirileceğini de yine Sivas İl Öz İdaresi duyurdu. Yine diğer yandan Ulaş ilçesinde 2020 yılında yatırım programı doğrultusunda 3 okulun, 1 sağlık ocağının ve 1 bakım evinin onarımı da tamamlandı sevgili izleyenlerimiz. Ve 2020 yılından bugüne, yani 2020'nin Ocak ayından bugüne Ulaş'ta kırsal altyapıya 1 milyon 514 bin TL Sivas İl Öz İdaresi tarafından yürütülerek onarım çalışmalarına ise 376.018 TL olmak üzere Ulaş ilçesine toplamda 1 milyon 910.000 TL harcama yapıldığı Sivas İl Öz İdaresi tarafından duyuruldu. İşte biz tabii anlatırken arkamızda da bu görsel döndü sevgili izleyenlerimiz. Birçok ilçemize tabii ki bu anlamda harcamalar, yatırımlar Sivas İl Öz İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Ulaş'la ilgili yıllık bilançoyu da bu şekilde paylaştılar. Biz de ekranlarınıza getirdik. Gerçekten İl Öz İdaresi'ne tabii her sene ne kadar çok para gelirse, her sene ne kadar çok ödenek gelirse ilçelerimize, beldelerimize, köylerimize de bir o kadar çok bu yönde harcamalar yapılır diyoruz efendim. Sivas İl Öz İdaresi Genel Sekreteri ve ekibine de biz de kolaylıklar dileklerimizi sosyal medyadan efendim Güne Bakan Hakan sayfasından iletiyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ne yapılırsa bizim için tabii ki, insanoğlu için sevgili izleyenlerimiz, bunu da unutmayalım ve bu yönde de yapılan yatırımları doğru bir şekilde vatandaş olarak da sahip çıkalım sevgili izleyenlerimiz. Eğer sahip çıkarsak gerçekten her şeyin üstesinden gelebiliriz diye bunu da söylüyoruz. Bu akşam maç var. Onunla ilgili de açıklamalar var sevgili izleyenlerimiz. Sivas Spor bugün tabii dün İsrail'e uçtu ve son antrenmanlarında gerçekleştirdi. Artık maçın oynanacağı saati bekliyor. Sivas Spor Maccabi Tel Aviv maçına hazır sevgili izleyenlerimiz. Bu akşam karşılaşma gerçekleşecek Sivas Spor'umuza. Biz de bu yönde başarılar diliyoruz. Umut ediyoruz ki kazanan, gol atan, güzel bir şekilde başarıyı elde eden taraf biz oluruz diye bu yönde de temennimizi iletiyoruz. Sivas Spor'umuza da başarılar dileklerimizi buradan iletiyoruz. Kaçırılmayacak, heyecanlı, güzel bir maç olacak sevgili izleyenlerimiz. İşte bu Bonfield Stadyumunda yapılan antrenmanla böylece artık maçın oynanacağı saati bekliyor Sivas Spor futbolcuları ve yönetimi. Saat 23'te sevgili izleyenlerimiz bu karşılaşma gerçekleşecek. Biz de Sivas Spor'a UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar diliyoruz. 6. maçını bugün gerçekleştirecek. Akşam saat 23'te Bloomfield Stadyumunda sevgili izleyenlerimiz Tel Aviv'le karşı karşıya gelecek Sivas Spor. Biz de Sivas Spor'umuza başarılar diliyoruz ve antrenör sevgili izleyenlerimiz, yardımcı antrenörün açıklamaları var. Onu da hemen şöyle bir ekranlarınıza taşıyalım. Açıklamasından tabii ki neler söyledi onları da bir bir duyuralım istiyoruz sizlerle. Çünkü biliyorsunuz Rıza Hoca testi pozitif çıktığı için sevgili izleyenlerimiz yardımcı antrenör açıklamaları yapıyor. Sayın Bülent Albayrak ve futbolcu Max Gradel basın toplantısı düzenledi ve elimizden gelen her şeyi Max Gradel dedi ki bunu dedi yapacağız dedi. Elimizden ne geliyorsa dedi bunları bir bir yapacaklarını özellikle duyurdu Max Gradel futbolcu. Bunları söyledi sevgili izleyenlerimiz. Tabii Sayın Albayrak neler söyledi diye merak ediyorsanız hemen onunla ilgili de açıklamaları videomuzda sizlere aktaralım istiyoruz. Bakalım maç öncesi yapılan açıklamalarda neler söylendi ekranlarınıza getiriyoruz. Bizim için inanılmaz derecede önemli. Hem kağıt üzerinde biliyorsunuz Tel Aviv takımı bizden 2 puan daha önde. Yani ki müsabakayı kazanmak zorundayız. Ve bunun bilincindeyiz. Yarınki maç bizim için kesinlikle bir final maçı. Bu maç bizim açımızdan Sivas Spor tarihi açısından gruplara kaldığımız takdirde tarihi bir başarı olacak ve biz bu başarıyı gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Buraya gelirken tüm takım olarak gelmek isterdik ama çok eksik bir kadroyla buradayız. Ama dünya çok zor bir dönemden geçiyor biliyorsunuz. Korona belası tüm insanlığı sarmış durumda.
14 kişilik kadromuzla geldik buraya ve herkes bunun bilincinde. Bu tarihi başarıyı gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben 14 kişilik bu takımımıza yürekten inanıyorum, güveniyorum. Bu maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yüreğimizi ortaya koyacağız ve buradan istediğimiz skoru almak için her türlü çabayı göstereceğiz. İlk önce tabii ki bizim için bu maç gerçekten çok 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 önemli. Grubun son maçı. Bu maçı eğer kazanırsak gruptan çıkıyoruz. O yüzden elimizden geleni her şeyi yapacağız. Bütün mücadelemizi, her şeyimizi vereceğiz. Bu maç bizim için inanılmaz derecede önemli. Sevgili izleyenlerimiz, biz de Sivas Spor'umuza bu akşam yapacağı karşılaşmada başarılar diliyoruz. Ekranlarınıza böylece bir fotoğraf karesini de getirmiş olduk. Başarılar diliyoruz UEFA Avrupa Ligi'nde sevgili izleyenlerimiz. Gündemdeki diğer konu başlıklarına geçelim. Gelen mesajları da bu arada bakıyoruz. Hayırlı yayınlar, bugün Sivas Spor'a başarılar diliyoruz. Yüksel Fertelli yazmış biz efendim. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere selamlar, sevgiler, hayırlı işler dileklerimizi iletiyoruz. Sanayi esnaflarımız da tabii şu anda bizleri izliyorlar. Ve kış ayı geldi. Kışlık araç bakımlarınızı da mutlaka yaptırın diyoruz bu yönde. Özellikle 1 Aralık itibariyle biliyorsunuz kış lastiği zorunluluğu ülkemizde sevgili izleyenlerimiz. Bu konuda da kış lastiklerinizi eğer ki hani ben yakalanmam efendim aman bir şey olmaz falan deyip yok, mutlaka kış lastiklerinizi taktırın diyoruz. Sanayi esnaflarımıza da hayırlı işler dileklerimizi buradan Güne Bakan Hakan sosyal medya yayınından efendim iletiyoruz. Sizlere de Allah kolaylık versin, iyi çalışmalar dileklerimizi sanayi esnafımıza da ve tüm esnaflarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Evet, gündemde gelişmelerde başka neler var? Böyle bakmaya devam ediyoruz tabii ki UEFA Avrupa Ligi'nde Sivas Spor'a başarılar diliyoruz. Akşam saat 23'te bu karşılaşma gerçekleşecek sevgili izleyenlerimiz. Ve yine güzel ve önemli güzel bir haber var. Şehrimiz adına, ilçemiz adına Hafik ilçesinde Kuru Göl sevgili izleyenlerimiz. Bu gölünde artık tabii ki koruma altına hassas göller arasında ilan edildi. Bununla ilgili hemen fotoğraf karelerini şöyle bir ekranlara getirelim. Doğanın korunması lazım. Evet, işte bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı sevgili izleyenlerimiz gerekli adımları atmaya devam ediyor. Hafik Gölü de biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda resmi gazete yayınlanan bir kararla hassas göl ilan edilmişti, koruma altına alınmıştı. Bu sefer de yine Hafik ilçemizdeki Kuru Göl'de kesin korunacak hassas bölgeler arasında ilan edildi. Biz de ekranlarınızda hemen bunun şöyle bir detaylarını fotoğraf karesiyle getiriyoruz. Hafik ilçesinde Kuru Göl olarak ismi geçen sevgili izleyenlerimiz bu ilçemizde bu gölün resmi gazete yayımlanan tabii ki karara göre hassas alan ilan edildiğini biz de ekranlarda sizlerle şu anda paylaşmış bulunuyoruz. Tabii ki göllerin korunması gerekiyor. Bu yönde tabii ki adımların atılması gerekiyor. Ve bu yönde de işte atılan adımlardan biri de bu gölün korunacağının duyurulması oldu. Sivas'ın Hafik ilçesinde Kuru Göl olarak potansiyel doğal sit alanı kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilanı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı doğal sit alanları da başka yerlerdeki, başka şehirlerdeki bazı göller de koruma altına alındığı duyuruldu. Bununla beraber Hafik ilçesindeki Kuru Gölü'nde koruma altına alındığı hassas göl ilan edildiği resmi gazetede yayımlandı sevgili izleyenlerimiz. Sivas'ın Hafik ilçesinde Kuru Göl potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmi gazetede geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Biz de ekranlarınızda hemen bununla ilgili paylaşımları, fotoğrafları, detayları getirmiş olduk sevgili izleyenlerimiz. Umut ediyoruz ki tabii ki bu göl kurumaz. Koruma altına alınınca biraz daha böyle bu göle hassas bir ilgi gösterilmesi gerekiyor. Biz de bunu sizlerle paylaştık. Efendim devam edelim. Günü gündemi, hayatı, gelişmeleri elimizden geldiği kadar sosyal medya üzerinden sizlere duyurmaya çalışıyoruz. Gelişmelerde her ne var ise biz 7'den 77'ye sizlere ulaşıyoruz. Ve bizlere yazan izleyenlerimiz de tabii bugün beğen sayfasından programımızı gerçekleştirdik. Belki bizleri Güne Bakan Hakan olarak
bir beğen butonu var. Oradan bizleri beğenebilirsiniz, takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Daha fazla kişiye buradan ulaşmak adına tabii biz bunları gerçekleştiriyoruz. Ara sıra tabii ki gelen mesajları, sosyal medyadan gönderilen tabii ki paylaşımları da gözden geçiriyoruz. O yüzden bizler efendim takip etmek için Güne Bakan Hakan sosyal medyadan beğen butonuna basmanız yeterli. Biz haftanın 5 günü sizlerle beraber bu yayınlarımızı en sağlıklı bir şekilde sürdürmek adına burada programlarımızı gerçekleştiriyoruz sevgili izleyenlerimiz. Bu programları sizlere bir bir iletmeye çalışıyoruz. Bakmaya devam edelim haberlerimize. Müsiyat Başkanı Salim Eminoğlu sevgili izleyenlerimiz, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mustafa Eken'i makamında ziyaret etti. Bu ziyarette tabii ki gündeme dair konular konuşuldu sevgili izleyenlerimiz. Özellikle Sivas'ın gelişmesi anlamında ve Müsiyat Başkanı Salim Eminoğlu, Sivas geliştiği zaman hepimiz gelişeceğiz dedi. Ve Mustafa Eken'in yanında olduklarını, her türlü desteğe hazır olduklarını da buradaki konuşma anında dile getirdi sevgili izleyenlerimiz. Bu haberi de biz ekranlarınıza getiriyoruz. İşte Müsiyat Sivas Şube Başkanı Salim Eminoğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken'i yönetimiyle birlikte makamında ziyaret ettiler. Bu ziyaret esnasında da Sivas'a yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgileri Sayın Eken'den bir kez daha dinlemiş oldular ve bu konuşma arasında da Sayın Müsiyat Başkanı Salim Eminoğlu yapılacak bütün çalışmalara müsiyat yönetimiyle birlikte destek vereceklerini de ifade ederek Sivas geliştiği zaman hepimiz gelişeceğiz vurgusunu yaptı burada Salim Eminoğlu. Biz de bu paylaşımları fotoğraf karesi ve sözlerle ekranlarınıza getirmiş olduk. Evet, bir haberimiz daha var sevgili izleyenlerimiz. Dediğimiz gibi şehri ilgilendiren, şehrin önemli konuları arasında her ne var ise sosyal medyadan biz bunları tabii ki sizlerle paylaşıyoruz ve bu paylaşımlarımızı sosyal medya üzerinden doğru, tarafsız, objektif bir şekilde sizlere duyuruyoruz. Deva Partisi Sivas İl Başkanı Serdar İnce, geçtiğimiz günlerde yerel esnaftan alışveriş yapılması yönünde parti olarak çağrıda bulunmuşlardı. Ve tabii bu çağrıya istinaden birçok kişi artık sevgili izleyenlerimiz bu yönde kampanyalar Sivas'ta yoğun bir şekilde yapılmaya başlandı. Yani yerel esnafımızı, Sivas'ta yaşayan esnaflarımızı ve vergi levhası değil mi? Sivas'ta olan esnaflarımızı desteklememiz gerektiğine vurgu yaptı. Ve Deva Partisi İl Başkanı Serdar İnce, esnafın sıkıntılar için Sivas Esnaf ve Sanat Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal'la bir araya geldi. Burada tabii ki esnaf için neler yapılacağı yönünde çeşitli fikir alışverişlerinde bulundular. Ve Sayın Köksal da İnce'ye burada böyle bir duyarlı davranış yaptıkları için, yerel esnaftan alışveriş yapılması yönünde bir çağrıda bulundukları için teşekkürlerini iletti. İnce esnafın sıkıntıları için Başkan Köksal'la bir araya geldi. Tabii bu çalışmaları diğer oda başkanları, vatandaşlar vesaire herkes kendi çapında bu yönde yerel esnaftan alışveriş yapma yönünde çalışmalar Sivas'ta yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Onun için ne diyoruz efendim? Şehrimizde yerel esnafı hepimizin desteklemesi gerekiyor. Bu tabii ki önemli bir durum. Yani kurumsal firmalar şehrin birçok yerinde şu anda her köşe başında yer almış vaziyetteler. Ama biz ne yapıyoruz efendim? Cenazemize, düğünümüze, acımızı, tatlımızı paylaşan yerel esnafımızın yanında olmamız gerekiyor. Bunu her zaman vurgu yapıyoruz. Bakın biz de bir yerel mantığıyla yayın yapıyoruz ama tüm dünyaya iletmeye çalışıyoruz şehrimizin güzelliklerini veya da yapılacak olan çalışmaları veya da işte eksik ne varsa onları duyurmaya çalışıyoruz. O yüzden şehrimizin insanına, şehrimizin genel yapısına sahip çıkmamız gerektiği her platformda vurgu yapılıyor. İşte Sayın İnce'de, Deva Partisi Sivas İl Başkanı da Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Beşir Köksal'ı ziyaret ederek burada esnafa neler yapılabilir, bu yönde nasıl bir yol izlenebilir şeklinde karşılıklı bir fikir alışverişinde bulundular. Biz de kamuoyuna bunu duyurmuş olduk sevgili izleyenlerimiz. Umut ediyoruz ki daha iyi, daha güzel çalışmalar, daha güzel, hoş bir şekilde çalışmalar gündeme gelir diye temenni ediyoruz. Bu da önemli. Gerçekten yerel esnafımızı desteklememiz lazım. Yerel esnafımıza her fırsatta destek olmamız lazım sevgili izleyenlerimiz. Şimdi bir fotoğraf karesi ekranlarınıza getireceğim. Evet, gerçekten sevgili izleyenlerimiz, herhalde bir 5 yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok mücadele etmiştik. Bu tabii ki Sivas'ta
Sidemir, Demirçelik işletmelerinden bahsedeceğiz. Fotoğraf karesini şöyle bir hazırlayalım. Heh, işte hatta o dönemde sevgili izleyenlerimiz Sidemir'de çalışan vatandaşlar, Sivas Demirçelik, yani mizansel olarak seslerini duyurmak adına birçok şey yapmışlardı. Yani bu mizansel kısmı da bir tabut yapmışlardı. Bu tabutu meydandan kaldırarak yukarı tekke mezarlığına götürdüler. Yani dediler ki o dönemde Demirçelik çalışanları ölüyor, bize sahip çıkın şeklinde siyasilere geçmiş günlerden bugüne çok defa çağrı yaptılar. Çok defa seslerini duyurmaya çalıştılar sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki bu çağrıya istinaden olay mahkemeye intikal ettiği için vatandaşlar tabii ki bu yönde hani vekillerden, yetkili ağızlardan çok da sağlıklı bir cevap alamadılar sevgili izleyenlerimiz. Hemen bununla ilgili de bir demirçelik çalışanımız bize mesaj atmıştı. O mesajı şöyle bir hemen bulalım ve sizlerle o mesajın detaylarını paylaşalım, okuyalım istiyorum sevgili izleyenlerimiz. Gerçekten Ahmet Güzel kardeşimiz, o da bir demirçelik mağduru. Yani birçok kişi demirçelik mağduru Sivas'ta. 600'e yakın çalışan mağdur, daha fazladır tabii, girip çıkanlar, geçmişte tabii ödemelerini vesaire alamayanlar, maaşlar ödenmedi. Demirçelik biraz da kaderine terk edildi. Olay mahkemeye intikal ettiği için kimse de çok fazla ilgilenmedi bu konuyla, yetkililer için söylüyoruz. Ahmet Güzel de demiş ki efendim, Sivas'ın kanayan yarası olan Demirçelik'e ne zaman el atacaklar demiş yetkililer. Yani demiş, bu kadar yatırım yapılmaya çalışıyor, bu kadar harekete geçirilmeye çalışıyor. Uzun bir yazı yazmış, ben bunu kısaca özetliyorum. Elimizde olan gerçek değerleri önce ayağa kaldırmak gerekmez mi demiş Ahmet Güzel. Biz de onun bu yazmış olduğu mesajı, Sivas'ın demirçelik işçilerinin meydanlarda feryatlarını kimse duymadı diyor. Yani gözlerini kapadılar diyor, duymazdan geldiler diyor. Birçok vekil diyor bizi duymadı, dinlemedi diyor. Yani sesimizi duyurmaya çalıştık ama ne yazık ki olmadı diyor. Meclise gittiler, orada da tabii ki gereken ilgiyi, alakayı tam anlamıyla göremediler. Hatırlarsınız şöyle bir 5 yıl öncesinde şöyle bir kendimizi bir yoklayalım. Gözümüzün önünden o günleri bir geçirelim sevgili izleyenlerimiz. Ve sonuç itibariyle işte Demirçelik'te sevgili izleyenlerimiz ne yazık ki herhangi bir şekilde hareketlilik söz konusu artık olmadı. Yani Demirçelik mağdurları diyor ki, güne bakan Hakan, sesimizi duyurur musun diyorlar. Biz de işte Demirçelik'e ait geçmiş yıllarda elimizde arşivde olan bir fotoğraf karesiydi bu sevgili izleyenlerimiz. 4-5 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam biz de her an Demirçelik işçilerini çok yakından takip etmiştik. Televizyon programlarını yaptığım yıllarda Demirçelik çalışanlarını ekranlara en az haftanın belli günlerinde çıkarıyorduk. Onların sesi solu olmaya çalışıyorduk. Ve işte yukarı tekke mezarlığına bir tabut götürdüler en sonunda meydana ve o tabutu götürdüler. Yani oraya bıraktılar. Hani her canlı nefis ölümü tadacaktır diyoruz ya, işte Demirçelik de böylece tarihe karıştı mı? Artık bu soru iyice çözülmesi gerekiyor. Bakalım yetkililer, ilgili kişiler, şehrimizin önde gelenleri, vekiller acaba meclis kürsülerinden şehrin gerçekten birçok sorununa değinebilecekler mi? Merak ediyoruz tabii ki. Çünkü şu anda OSB ile, Demirağ ile bir mücadele, bir yoğunlaşma söz konusu ama elimizdeki diğer değerleri de görmezden gelmeyelim diyor Demirçelik çalışanları. Şeker fabrikasını hatırlıyorsunuz değil mi? Geçmiş yıllarda ben şeker fabrikasının yerini bilmem. Ama bir çevrili bir arazi var. Müdürüyle bekçisinin emekli olduğuna dair herkes bir söylemi var. Ama şeker fabrikası var mı? Yok. Ama elimizde bir demirçelik fabrikası var. Yani elimizdeki olan bu fabrikanın yeniden hayata geçirilmesi gerekiyor. Özel bir kişi de tabii ki özel işletme bünyesinde şu anda çalışmalar yapılıyor. Ama işçiler mağduriyet ve mağdur durum olduklarını, geçmişten bugüne de mağduriyet yaşayan birçok kişinin olduğunu da biz gündeme getirmiştik. Yine geçmişte bir demirçelik mağduru işçi kardeşimiz Ahmet Güzel de bize mesaj atarak ve diğer tabii ki demirçelik çalışanları adına da biz bu paylaşımı bir vatandaş olarak, şehrin bir yaşayanı olarak sizin gözlerinizin önüne sermek istedik, duyurmak istedik. Yukarı tekke mezarlığında işte görüyorsunuz ellerinde tabut, Sivas Demirçelik yazıyor ve Demirçelik mağdurlar, o dönemdeki mağdurlar tabutu işte yukarı tekke mezarlığının o tabelanın altından içeriye doğru yavaş yavaş götürdüler. Bakalım o tabut mezarlıktan ne zaman çıkacak? O tabut ne zaman canlanacak? Demirçelik ne zaman gerçek anlamda Sivas'a, Sivas'ın istihdamına
katkı sağlayacak. Biz de vekillerimizden, yani şehrimizin önde gelenlerinden, oda başkanlarından, il başkanlarından bu yönde bir açıklama beklediklerini, demir çelik mağdurlarının sesini duyurmak adına biz de bunu ekranlara getirmiş olduk efendim. Sizlere duyuralım istedik Güne Bakan Hakan programında. Evet efendim, sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sosyal medyayı doğru, tarafsız, objektif bir şekilde duyurmaya çalışıyoruz. Amacımız şehrin birçok yerine ulaşmak, şehrin birçok yerine dokunmak. Yani sizlere de efendim biz dokunmaya çalışıyoruz. Sizlerin de bizlere aktaracağı, ileteceği her ne konu varsa lütfen yazın. Biz çünkü şehrin birçok yerine ulaşıp birçok konuyu gündeme taşımaya çalışıyoruz. Güne Bakan Hakan sayfasını beğenin. Artık sayfamız üzerinden bir yayınları oluşturmaya çalışacağız. Çünkü Güne Bakan Hakan'ın kendi özel Facebook sayfamızda orada arkadaşlık isteği biliyorsunuz yoğun bir şekilde doluyor. 5000 kişi civarında, ama beğen sayfasında şu anda 1000 kişi bir kişimiz var. Bunun 10.000'lere biz çıkmasını istiyoruz. Güne Bakan Hakan sayfasını lütfen beğenin. Bu yönde desteklerinizi bize iletin. Yani bize nasıl destek olabilirsiniz? İzleyerek. Sizler de kendi çevrenizde olup bitenleri bizlere aktararak destek olabilirsiniz. İster iyi bir gelişme, ister acı bir gelişme, bilemiyoruz. Yani acısıyla tatlısıyla biz sosyal medya üzerinden fikir ve düşüncelerimizi ne yapıyoruz efendim? Belli bir çerçeve içerisinde sizlere duyurmaya çalışıyoruz. Sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Hayata dair gelişmeleri şu an itibariyle efendim noktalıyoruz. Yarın yine tabii aynı saatte sosyal medya üzerinden günü, gündemi, hayatı bir bir paylaşmak adına efendim biz yine burada olacağız. Neler var, neler yoksa biz dilimizin döndüğünce bu paylaşımları sizlere aktaracağız sevgili izleyenlerimiz. Ne diyoruz? Hayatın içerisindeki tüm tabii ki zorluklara rağmen bu güzel dünyayı güzelleştirmek bizim elimizde. Bugün de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Bir kez daha 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü de gününüzde enişten dileklerimizle kutluyoruz. İnsanların daha güzel, daha hoş bir atmosfer arasında, daha güzel bir dünyada yaşayabileceği güzel günlere kavuşması temennisiyle diyor. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Allah'a ısmarladık. TASAŞ Alüminyum'un katkılarıyla Güne Bakan Hakan sosyal medya yayını sona erdi.